bir kanser karnesini sizlerle paylaşmak istedik. Dünyada her yıl 9,6 milyon kişi kanser nedeniyle ölüyor. Erkeklerde akciğer, kadınlarda meme kanseri birinci sırada. Ve her yıl yine 9,6 milyon kişinin hayatını kaybettiğini paylaşmıştık. Son 5 yılda 43,8 milyon kişi teşhis olarak kanserin konması neticesinde Maalesef hayatını kaybetti. Erkeklerle ve kadınlarda kanserin görünme oranları ve sıklığını paylaşalım. Erkeklerde en sık görülen kanser türü akciğer, prostat, kalın bağırsak ve mide kanseri. Kadınlarda da meme, kalın bağırsak, akciğer ve rahim ağzı kanseri en sık görülen kanser türleri. Erişkin kanserinde tedavi başarı oranı %70'e ulaşmış durumda. Çok önemli bir rakam. Kanserle mücadelede önemli bir yol kat edildiğini gösteriyor. Ve neden kanser oluyoruz? E aslında bu soruya yanıt arıyor uzmanlar. Bazı başlıklar var. Ekranlarınıza taşıyalım. Kansere bağlı ölümlerin %20'si tütün sebebiyle ve kansere bağlı ölümlerin %4'ü de alkol nedeniyle gerçekleşiyor. Hepatit B virüsü veya hepatit C virüsü karaciğer kanserinin %75'ini tetikliyor. Bulgular bu net olarak kansere bu sebep oluyor diyemiyor uzmanlarda. Ama bazı bulgular var, rakamlar var onları ekranlara taşıyoruz. Haftada 500 gramdan fazla kırmızı et kanser riskini arttırıyor. Bunun da altını çizelim. Ve Yılda 200 bin çocuk kanserin pençesinde, dünyada her yıl 0-14 yaş grubunda 200 binden fazla çocuk kansere yakalanıyor. Türkiye'de yıllık oran 3 bin çocuk ve çocuk kanserinde tedavi başarı oranı çok daha yüksek 85 ve bu kapsamda beslenmenin önemine vurgu yapıyor uzmanlar. Hemen aslında sıklıkla zaman zaman sizlerle paylaşıyoruz. Bir kez daha bugün özel hatırlatmakta fayda var yine kanserle mücadeledeki besinleri ekranlara getireceğiz. Kansere karşı beslenme oldukça önemli. O beslenmeyi ekranlarınıza getireceğiz ama yönetmenim hemen Türkiye'nin kanser haritasını uygun gördü. Onu anlatalım. Sonrasında beslenme ekranlara getirelim. Türkiye'nin kanser haritasına baktığımızda her yıl 175 bin kişi her gün 450 kişi kansere yakalanıyor Türkiye'de. Her yıl 100 bin erkeğin 278'i ve her 100 bin kadınınsa 188'i maalesef o kanser hastalığının pençesinde. Erkeklerde akciğer, kadınlarda meme kanserinin yaygın olduğunu paylaşmıştık. Peki illere ve bölgelere göre kanser ve kanser riskli bölgeler neler onları da aktaralım. Marmara bölgesiyle başlayalım. Erkeklerde Marmara bölgesinde akciğer, mesane ve prostat kanseri görülüyor. Kadınlarda meme, tiroid ve e kolorektal kanser ilk 3 sıradaki kanser görülme e, oranları. Yine Ege bölgesinde akciğer, mesane ve prostat erkeklerde ilk 3 sırada, kadınlarda da meme, tiroid ve kolorektal e, ilk 3 sırada değişmiyor. İç Anadolu'da da benzer bir tablo, Akdeniz'de çok benzer bir tablo. Karadeniz'de benzer tablo. Doğu Anadolu'da erkeklerde akciğer, mesane, mide, kadınlarda meme, mide ve e, özefagus kanserinin daha yoğun görüldüğünü söyleyebiliriz. E, yine Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılan çalışmalarda da erkeklerde akciğer, mesane, mide, kadınlarda meme, tiroid ve kemik iliği kanseri ilk 3 sırada. Bir görselimiz daha var. Kanserler ve oranları ekranlara geliyor ve bu kapsamda yine en yoğun olarak ekranlarınıza Yansıyor, e, meme kanserinin çok yoğun olduğu, akciğer kanserinin çok yoğun görüldüğünü söyleyebiliriz. Bu kapsamda gelişmeleri değerlendirmeden önce, e, az önce paylaşmıştım. Peki besinler hayatımızda kanserle mücadele ne kadar etkili? Bu soruya yanıt verelim. Kansere karşı koruyan 24 besin. Tekrar altını çizelim, koruyan. E, ananas, elma, karpuz, kiraz, nar ve yaban mersimi. Bu sebzeleri mutlaka tüketin diyor uzmanlar. Kanserle mücadele öncesinde korunmak için. Arnavut biberi, brokoli, kırmızı biber, domates, havuç, kırmızı turp, sarımsak, yine ceviz, ayçiçeği, kabak çekirdeği, balık, kuru baklagil ve yoğurt, kanseri önleyici ya da e, bu anlamda kansere karşı koruyan besinler listesinde yer alıyor. Peki baharatlarda durum ne? Bunu da paylaşalım. Şifalı baharatlar unutulmamalı. Kimyon, zence, e, zerdeçal, çörek otu keten tohumu ve yeşil çay da yine kansere karşı koruyan besinler listesinde yerini almış durumda.